güzel bir şey bakın da olmazsa güzel bir çekimler yaparız. Aslında şöyle bunun çok güzel bir hikayesi var. Gerdan şöyle burmalı diye bilinir. Başka yörelerde de vardır aynı tatlı. Fındıklı kimi fıstık şey ceviz koyar o şekilde kullanırlar. Bizde gerdan gelmesinin sebebi burmalı diye geçiyor ama bu eskiden anneannelerimiz babaannelerimiz köylerde bu tatlıyı yaptığında bunlar kendileri yapardı. Zaten onların elinden çıkardı anne eli babaanne eli gibi. Bu tatlı böyle büzüş büzüş olması onların elinden çıktığı için onlar da yaşlı kadınlar böyle gerdanları büzüş büzüş olurdu. O zamanki işte çocuklar, yeğenler işte anneannemin gerdanı, babaannemin gerdanı diye diye bu tatlının adını eskiden bu zamana böyle getirmişler ve bunun adı kocaman gerdanı kalmış. Kocaman gerdanı kalmasının sebebi tamamıyla bu anneanne ve babaannelerimizin boyunlarının böyle kalın olması. Eskiden hatırlarsınız böyle o tarlada çalışmanın vermiş olduğu yorgunluk, o şeyin yorgunluğuyla öyleydi. Oradan bu zamana böyle gelmiş. Biz de halen daha da onu sürdürüyoruz. Kocaman gerdanı demek ayrı bir kültür şeyi, simgesi diyelim. O şekilde devam ediyor gidiyor ve çok da beğenilen bir tatlı. Yani bizim yöremizin aslında şöyle söyleyeyim, Laz böreğiyle beraber Laz böreği daha farklı bir boyutta ama bu tatlı da bu bölgede bizim yöremizde çok popüler olan bir tatlı. Fındığı çok ön plana çıkartan bir tatlı. Bundan da ayrıca biz çok mutlu oluyoruz. Yani fındığı çok ön plana çıkarttığından dolayı. Ve her Ramazan'dan da sürekli tüketilen bir tatlı. Evde de rahatlıkla yapılabiliyor değil mi? Tabii tabii. Ablalarımız yani ev kadınlarımız sürekli evde çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar ki bu böreği de zaten yörede bilinir. Bilinmeyen bir tatlı değildir. Herkes çok rahat bir şekilde yapabilir. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.